Onların bir planı vardı bu manada karşı cenahın. Burada önemli olan Kan şu. dökmeyi bile göze almışlardı. Yeter ki refah yol düşsün. Ben kan dökeceğim demiyor. Bakalım öbür taraf ne yapacak diyor. Ama Erbakan bunu söylemiş gibi lanse ediyorlardı. Şimdi de tekrar bunlar gerekirse dağa çıkmaktan, kan dökmekten söz ediyorlar. Ve halkı sokağa çıkmaya çağırıyorlar afişleriyle sosyal medyada. Yani HDP ile CHP arasında hemen hemen fiili eylem dışında bir fark kalmadı. Yani silahlarını alıp dağa çıkmadıkları kaldı. Yoksa çağrılar onu gösteriyor ve halkı iktidara karşı kışkırtmak için de işte Führer'de %74 Tanal'ın bugün biraz önce Twitter hesabından attığı mesaj Hitler'de %74 ile gelmişti. Orada hemen imajinasyon yapıyor. Bak bunlar da geliyor, bunlar da Hitler olacak. Şimdi FETÖ yolsuzluk bayrağını açmıştı. Bunlar diktatörlük bayrağını açıyorlar. İyi, NATO'ya da başvurun. Bir diktatör ve hatta laiklik de elden gittiğine göre, Türkiye'de rejim değişikliği de olduğuna göre, NATO üyelerinde birinin bir rejim değişikliği olursa NATO'nun doğal bir hakkı o oluşuyor zaman gibi. Da tabii Gel Türkiye müdahale et ey Mekan, yani kurtar bizi. tabii yani solcu CHP aslında bu ifadeleriyle NATO'ya çağrıda bulunuyor, Amerika'ya çağrıda bulunuyor. Yani CHP'yi anlamak mümkün değil.